Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA Online 4'e gelen büyük güncellemeyi sizinle birlikte inceleyeceğiz. İyi seyirler şimdiden. Öncelikle giriş ekranı değişmiş. Fena değil giriş ekranı. Oyunumuz açılırsa. Evet. Şimdi arkadaşlar, en büyük özellik, en büyük değişiklik, şuradan göstereyim size. Maaş. Artık maaşta herhangi bir sorunumuz kalmadı. 210'a kadar bir maaşımız var. Bundan sonra gelen en büyük değişiklik ise yeni kart türleri oldu. UEFA Champions League kart türü geldi. Tabii ki çok pahalı yine. Her zaman gibi. El yakıyor. Şöyle baktığımız zaman Cristiano Ronaldo 22 milyar. 22 milyar. Yani böyle bir şey yok. Messi 14 milyar. Mbappe 14 milyar. Karim Benzema 11 milyar. Yani bunu almak neredeyse imkansız gibi bir şey. Ve daha kötü şimdi göstereyim. İkonlar geldi. İkonlarda da 40 milyarlık Ronaldo Nazario var. Yani David Beckham'ın ilk ve tek kartı sanırım bu olacak. 35 milyar. Kim çıkarır, nasıl çıkarır hiçbir fikrim yok. Evet Beckham. İnanılmaz bir şey. Böyle bir özelliklerine bakalım isterseniz. Yani adam buff'sız birinci seviyedeki hali bile inanılmaz. Böyle bakalım. Rooney'nin kartı geldi. Wayne Rooney. Gerçekten bu da efsane bir kart. Konu olarak gelmesi çok iyi olmuş. Ve tanıdık bir yüz. Robin van Persie. Onun da kartı geldi. 10 milyar, hatta teklif gelmiş 11 milyardan. Yani gelen kartlar bu şekilde. Sonrasında yeni bir mod eklendi oyuna. Çok kadrolu lig. Çok kadrolu lig de çok kadrolu ligler yarışmadan yarışmaya geçerlidir. Şu an seçilen yarışmaya katılım süresi hakkında bilgileri buradan alabilirsiniz. Evet. Siz bunları durdurup okuyabilirsiniz. Ben daha önceden okuduğum için geçiyorum. Burada arkadaşlar size öncelikle bir kadro oluşturmanızı istiyor. Bu kadroyu da nereden oluşturabilirsiniz? Hani bir saniye. Hani şurada oyuncu kaydetme bölümünde kaydedilmeyen oyuncular var ya. Onlardan bir kadro oluşturmanızı istiyor sizden. Bu kadroyu oluşturalım. Bakalım. Sonrasında neler olacak. Kalede. Kalede. Rui Patricio oynasın. Ama niye seçemedim? Bir saniye. Heh, şuradan giriş diyeceğiz. Sağ beke. Danilo. Ekleyelim.
Stopere Lindelöf ekleyelim. Arada kadro dizilimi olarak size sadece 3 tane dizilim hakkı veriyor. Ben bu kadroyu oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar, kadroyu oluşturdum. Kadroyu oluşturdum. Yarışmaya katıl dediğimizde bize ilerleme ödülleri falan diyor burada. Okursunuz. Bu kadrolu yarışma ayarlanıyor ve ligimizi World Class Lig'e yerleştirdi bizi. Tabii ki burada önemli olan şey siz bunları durdurup okursunuz. Burada önemli olan şey nerede bizim kadromuz? Buradaki oyuncuların overall'ı ne kadar yüksekse sizi o kadar yüksek bir lige atıyor. Bunu birazdan benim as hesabımda göreceksiniz. Ben şu anda yedek hesaptayım. Evet arkadaşlar, as hesabıma geçiş yapmış bulunmaktayım. Size overall'larla ilgili bir bilgi vermiştim. Onu göstermek istiyorum. Bakın. Bakın buradaki kadronun overall'ı ortalama 77. Bu yüzden beni Rising Star'a attı. Buradaki performansımız nasılmış? Onu da bir göz atalım. Şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz. Ve gelir diyor burada. Gelir ne işe yarıyor? Buradan birikmiş. Böyle bir şey var sanırım. Ben de tam emin değilim. Oynadığınız her maçtan sonra buradaki biletler doluyor. Biletler doluyor. Bu biletler de size ekstra bir gelir sağlıyor. Ayrıyeten burası değil. Ayrıyeten ligdeki sıralamanıza göre de buradan gösteriyorum. Ligdeki sıralamanıza göre de buradaki ödüllere sahip oluyorsunuz. Sanırım. O zaman videoya kaldığı yerden devam edelim. Buradan burada yazıyor. Maç tarihi diyor. 12 22 sabah 7'de bir maç oynayacağız. Şuradaki bütün maçları oynadıktan sonra yani 105 olması aynı 105 tane tur var. Buradaki maçları oynadıktan sonra bizim bir sıralamamız olacak. O sıralamaya göre de bize bir ödül vereceğini tahmin ediyorum. Evet. Bu güncelleme videosu da bu kadar da. Yeni gelen etkinlikleri de göstereyim. Bir saniye. Şampiyonun Yolu 5. sezon geldi. Değişiklik olarak bu sefer 50 seviye yapmışlar. Şöyle baktığımız zaman yine çöp bir bence çöp bir Şampiyonun Yolu.
Ödül sahasına geldiğimiz zaman ise böyle bakabilirsiniz ödüllere. Burada bir tane ikon kartı var. O da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Onun dışında güncelleme ile ilgili göstereceklerim bu kadar. Videoyu hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.